Mehmet Metiner Kıbrıs Anayasa Mahkemesi'nin hamlesi Türkiye'nin içine yönelik. Şu kısa sürede onca yaşadıklarımızdan sonra hala birileri olup biteni lokal bir hadise olarak görüyorsa aklına şaşarız. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Anayasa Mahkemesi'nin laiklik kılıflı Kur'an kursağını kapatma kararı asla ne Kıbrıs'ın münhasıran kuzeyi ile alakalıdır ne de yalnızca bir mahkeme kararından ibarettir. Ortada ciddi bir siyasi operasyon söz konusudur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ersin Tatar'la birlikte yeni dönemde oluşan Türkiyeci cepheye yönelik bu siyasi operasyonun hedefindeki ülke Erdoğan liderliğindeki Türkiye'dir asıl. Türkiye'nin içine yapılan bu siyasi hamlenin zamanlamasına dikkat edilirse ne dediğimiz anlaşılır. Bu operasyonun arkasında Biden yönetimindeki ABD vardır. Biden 15 Temmuz'da FETÖ kılıklı askerleriyle başaramadığını, siyasi askerleri marifetiyle yani siyaset yoluyla ne pahasına olursa olsun başaracağını açıkça ilan etmiştir. Erdoğan'a alaşağı etme planı Türkiye'nin içini karıştırmak, kurumlarını itibarsızlaştırmak ve kaos oluşturmakla mümkün olabilir. Bir başka deyişle Fayat'tan harekete geçirecek kaos ve çatışma senaryolarının devreye alınmasıyla mümkün olabilir. Laiklik bu kadim fayatlarından biridir. Buna Montreux'ü de dahil ettiler. Bununla bağlantılı konuların Atatürkçülük elden gidiyor, irtica yeniden ortluyor hezeyanlarıyla tekrar tedavile sokulması asla tesadüfle izah edilemez. O üst akılla bağlantılı amiral eskilerinin bildirisinde bu her iki başlığın yer almış olması bu bildirinin akıl sahiplerinin ve karar odağının kim olduğunu ortaya koyuyor. ABD dış politikada Türkiye'yi çevreliyor. Rusya-Ukrayna krizi bilerek derinleştiriliyor. Rusya'nın içi sistematik bir oyunun planına uygun olarak karıştırılıyor. Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirecek hamleler ustaca yapılıyor. Ne yazık ki Rusya süreci doğru okuyup Türkiye'nin kıymetini daha çok bileceğine oyuna gelip zaman zaman Türkiye'yi gücendirecek duruşlar sergileyebiliyor. Türkiye ise oyunu görüp bozmaya çalışan bir sağduyulu duruş sergiliyor. Yunanistan ve Doğu Akdeniz üzerinden de Türkiye ABD tarafından kuşatılıyor. Suriye'nin kuzeyinde PKK üzerinde her an başka oyun planları devreye alınabilir. ABD Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin ya koşulsuz kendisine biat etmesini istiyor ya da bir an önce dış ve iç kaos senaryolarıyla Erdoğan'ın iktidardan uzaklaştırılmasını diliyor. O darbeci zihniyeti mensup amiral eskilerinin de CHP'nin başını çektiği Zilet İttifakı'nın da yapmaya çalıştığı şey işte tam da budur. Onlar ABD derin devletinin veya üst aklın oyun planındaki figüranlarıdır sadece. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. O amiraller bugün muazzaf olmuş olsalardı darbe girişiminde bulunmaktan kaçınmazlardı. Bakmayın siz FETÖ mağduru rollerine büründüklerine. Onlar aynı üst aklın elemanlarıdırlar. Dikkat edilirse görülecektir ki hepsinin ortak amacı Erdoğan'ı alaşağı etmektir. Tam da bu kritik süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar sizce tesadüfi olabilir mi? Aklımız zala edilmesine izin veremeyiz. Yunanistan'ın arkasına aldığı ABD ve AB gücü sayesinde Türk kıta sahanlığında Navtex ilan etme cüretinde bulunabildiği bir süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk askeri gücünü varlığını işgalci olarak gören Türk gövdeli Rum zihniyetliler neler yapmazlar ki? Üst aklın Türkiye'de elemanları olur da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmaz mı? Muazzaf asker kılığındakiler darbe yaparlarda başka etkili ve etkili kurumlardaki sivil kılıklı elemanlar kendilerine verilen görevi yapmazlar mı? Lafın düzünü diyorum işte. Türkiye'deki aparatların aynısından mebzul miktarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de varlar. Bu elemanlar kendilerine verilen rolü oynuyorlar. Amiral eskilerine bildiri rolü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'ne de laiklik bahaneli din düşmanlığı rolü veriliyor. Bir diğer ifadeyle laiklik elden gidiyor, irtica hortluyor figüranlığı. Bir yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türkiye cihat yıkılmak isteniyor, bir taraftan da Türkiye'nin içine yapılan hamleyle ile laiklik bahaneli o eski fay hattı üzerinden kaos ve çatışma ekilmek isteniyor. Montreux'de laiklik de bunun bahanesi. Bu oyunu iyi görmek lazım. Yeri gelmişken belirteyim. Laiklik üzerinden Kur'an ve din düşmanlığı yapanlar bu laiklik anlayışının din düşmanlığı olduğu söylendiğinde de Yavuz Hırsız misali üste çıkmaya kalkışıyorlar utanmadan. Bakınız laiklik din düşmanlığıdır diyorlar. Peki bu yaptığınıza ne denir? İşte yazının sonunda diyoruz açık açık. Bu laiklik anlayışınızda siz düpedüz din düşmanlığı yapıyorsunuz. Siyasi zihniyetinizde de Türkiye düşmanlığı yapıyorsunuz. Dahası ve en fenası Türkiye düşmanı küresel güç odaklarının Erdoğan'ı devirme senaryosunda figüranlık yapıyorsunuz. Mehmet Metiner. Hasan Öztürk. Çirkefler ama yüzsüzce aramızda dolaşıyorlar. Milleti kim kutuplaştırıyor? Kimler nefret dininin sahibi? Bu milleti parça parça etmekten kimler imtina etmiyor? Soruların cevabını görmek için geçtiğimiz hafta iki önemli hadise yaşadık. Meselenin merkezinde iki isim var. Biri CHP milletvekili İlhan Kesici, diğeri sanatçı Erkan Oğur. İki isim de iradeleriyle yaptıkları işleri bir süre sonra mahallelerinin baskılarıyla inkar ettiler. İlhan Kesici bir zamanların ara dönem başbakanı olarak anılan isimdi. Son birkaç yıldır ismi CHP'nin ya da Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayları arasında zikrediliyor. Hoş her ismi geçtiğinde çok mutlu oluyor ve ismini her ne şekilde zikreden olursa onları da hiç boş bırakmıyor. Sayın Kesici Süleyman Demirel'in prenslerinden, yani merkez sağdan gelme bir CHP'li. Muhafazakarlığını ise hiçbir zaman gizleme ihtiyacı hissetmedi. Bu bakımdan saadeten CHP'ye geçen Mehmet Bekeroğlu ya da Abdülhatif Şener gibi geçmişini inkara hiç yönelmedi. Bildiği doğruları söylemekten çekinmedi fakat bulunduğu mahalle öyle bir mahalle ki Politbüro'da üretilen argümanın dışına çıkan kim olursa olsun anında lime lime ediyor. O yüzden geçtiğimiz gün nerede bu 128 milyar dolar diye yeri göğü inletenlerin aksine bir görüş açıkladığında kesici, gelen baskılar üzerine düşüncesinin arkasında 24 saat bile duramadı. CHP'nin televizyonunda yok canım Merkez Bankası'ndaki döviz buharlaşır mı diye başladığı cümlesini her şey devletin kaydı altında diye sürdürdü. Karşısındakilerin yüz ifadeleri değişince de bir şey söylersem bizim soruyu kırmış olurum diyerek konuyu kapattı. Ama mahallesi ya da partisi ne derseniz deyin. O çevre kesiciye bu kadar açıklamayı bile çok gördü. Kapalı kapılar ardında ne yaşandı bilmiyoruz ama yayının ertesi günü kesici Merkez Bankası rezervi konusunda Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu ve partimle tam anlamıyla aynı görüşteyim demek zorunda kaldı. Kesicinin maruz kaldığı baskı ya da tehdidin ayrıntılarını bilmiyoruz. Ancak aynı mahallenin bir sanatçıya hem de kamuoyu önünde neler yaptığını biliyoruz. İradesini inkar eden sanatçı nasıl olur sorusunun cevabı Erkan Oğur. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın elindeki bağlamasıyla kendi bestesi olan bir türküyü söylerken çekilmiş klibini izledik. Bestenin nasıl ortaya çıktığı konusunda da bilgi sahibi olduk. Yapılan açıklamada Kalanın Türkü'sünü sanatçı Erkan Oğur düzenlemiş, hatta kripte kopuz çalmış. Erkan Oğur'un maalesef ayağa kalktı, Oğur sosyal medyada linç edildi. Amerikan bayrağı altında uyurken fotoğraf paylaşan firari alçak bile Almanya'dan tehditler savurdu. Sonunda Erkan Oğur yaptığı işin arkasında duramadı ve şöyle bir açıklama yaptı. İçimin bir köşesi ciz Benim ne işim var diye. Halk müziğini seven birisi olduğunu sezdiğim için bu işe eşliği kabul ettim. Sanırım bu benim hatamdı. Erkan Oğur'un kalıbının adam olmadığına mı yanalım, bulunduğu mahallenin nefret söylemini vakayı adiyeden saydığına mı? Bu arada dikkatinizi çekti mi İbrahim Kalın'a muhafazakar kesimden hiç kimse neden Erkan Oğur'la krip çektin demedi demezdi. Bu olup bitenleri izlerken bileti kutuplaştıranlar kimlermiş bir kez daha görmüş olduk. Kendileri kutuplaştırıyorlar, kendileri nefret tohumlarını atıyorlar, sonra da karşısındakine isnat ediyorlar. Milleti kutuplaştıranlar, nefret dinini körükleyenler hep ötekini suçluyor. İlhan Kesici ile Erkan Ora yapılan aynı şeydir. İkisi de mahalle baskısıyla yaptıklarının arkasında duramamıştır. O mahalleki milletin kutuplaşmasında, milletin birbirine kem gözle bakmasında doğrudan etkilidir. O mahallenin tuzu kurudur ama sürekli fakirlik edebiyatı yapar. O mahalle kültür sanatı tekelini almıştır ve o alana başkalarının girmesine müsaade etmez. O mahalleden birileri farklı bir ses çıkarttığında onları lime lime eder. Yetinmez düşkün ilan eder, yetinmez cüzzamlı muamelesi yapar. Sonra da geriye yaslanıp, bakın bakın bunlar milleti kutuplaştırıyor, milleti geriyor, memleket karpuz gibi ikiye bölündü diyerek propaganda yapar. Kurdukları düzene kim çomak sokarsa onu imha etmek için bir araya üşüşüyorlar. Kendileri gibi düşünmeyen, yaşamayan kim varsa ötekileştiriyorlar. Ne kadar değer varsa erozyona uğratıyorlar, toplumu çürütüyorlar ve sonra da hiç sorumlulukları yokmuş gibi yüzsüzce aramızda dolaşıyorlar. Yanılıyor muyum? Hasan Öztürk